Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Tonguç Akademi 9. sınıf dersine hoş geldiniz. İlk ve orta çağlarda Türk dünyasını göreceğiz. Boylardan Devleti, ilk Türk devletleri. Yani Asya Hun Devleti, Göktürk Devleti ve Uygur Devleti'ni bu konuda ele alacağız. Hazırsan kemerlerini bağla. Risk etmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar hangi konuları ele alacağız dersek Asya Hun Devleti'ni göreceğiz. Akabinde ilk Türk Devleti'ni yani 1. Göktürk Devleti'ni, 2. Göktürk Devleti diğer isminde Kutluk Devleti'ni ve Uygur Devleti'yle sonlandıracağımız bir dersimiz olacak. Şimdi ilk olarak Asya Hun Devleti'nden bahsedelim. Asya Hun Devleti arkadaşlar tarih sahnesine Türk tarihinde bilinen ilk Türk Devleti olarak çıkacak. Peki kurucusu kimdir diye sorduğumda aklınıza gelecek arkadaşlar kimdir dersek Teoman ya da diğer ismine Tuman diyeceksiniz. Asya Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk teşkilatlı Türk Devleti olup aynı zamanda Orta Asya tarihinin ilk büyük neyidir? Devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Yine unutmuyorsunuz devletin merkezi neresidir diye adlandırdığımda devletin merkezi Ötüken olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Hunların bilinen ilk kanı büyüklük ve genişlik anlamına gelen Shenyusu veya arkadaşlar Tanhu ünvanını taşıyan Tuman ya da tabiri caizse bizim söylediğimiz Teoman olarak ne yapılmakta bilinmekte. Görselde de Asya Hun Devleti'nin neyini görmektesiniz? Bayrağını görmektesiniz. Teoman Sürekli arkadaşlar nereye sefer düzenliyor? Çin'e sefer düzenleyecek. Çin diyor ki yeter ya diyor. Yeter diyor. Artık diyor böyle yapmayalım. Bu şekilde ilerleyemeyiz Oman diyor Omancım diyor. Aramızda diyor bir set çekelim. Bunun üzerine arkadaşlar hangi set yapılmıştır dersek? Çin seti yapılıyor. Çin seti yapıldıktan sonra da Çinliler diyor ki gel sen diyor barışalım. O yüzden de gel bizim bir Çinli prensesimiz var. Gel sen bununla ne yap? Evlen. Abi Teoman Çinli prensesi görünce kendinden geçiyor. Çinli prensesle evleniyor. Evlendikten sonra tabii ki arkadaşlar Çinli prenses Teoman'ı çok mu seviyor? Hayır. Parçala böl yok et felsefeleri var bu adamdır. Çinli prenses sürekli Teoman'a gaz veriyor. Diyor ki bak Mete başımıza bela olacak. Mete bize sıkıntı çıkaracak. Sen en iyisi Mete'yi nereye gönder? Sürgüne gönder diyor. Mete'yi Yuji'lere sürgüne gönderiyor. Mete sürgüne gittikten sonra da Teoman oraya ne yapıyor? Savaş açacak. Aslında bu kimin ölüm fermanı? Mete'nin ölüm fermanı diye adlandıracağız. Mete bir fırsatını bulup kaçıyor. Teoman diyor ki şaka ben diyor seni denemiştim. O yüzden de sana bir ordu tahsis ediyorum diyor. Mete ordusuna şunu söylüyor. Ben ne yaparsam siz de onu yapacaksınız. Okumu nereye atarsam oraya atacaksınız. Oku ilk önce atını atıyor. Tereddüt edenleri bir ayırmış. Daha sonra oku arkadaşlar eşini atıyor. Yine tereddüt edenler ayırmış. Peki Mete manyak mıydı? Niye böyle bir şey yaptı? Aslında ki temel hedefi şu arkadaşlar. Sadık bir ne oluşturabilmek? Ordu oluşturabilmek. Bu sadık orduya son emrini veriyor. Avcı arkadaşlar Teoman bir gün ava çıkıyor. Ava çıktıktan sonra Mete artık okunu kime uzatmıştır. Mete'ye, Teoman'a uzatacağım. Teoman'a uzattıktan sonra binlerce ok Teoman'a gelmiş ve artık Teoman hayatını kaybetmiştir. Ve artık devletin güç kazanacağı ve parlak bir dönemin yaşanacağı bir hükümdarı başa geçecek. Kim peki bu? Mete Han olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Hatta Hunların arkadaşlar Oğuz Kağan destanına konu olan ve anlatılan kişinin de Mete Han olduğunu yapılmakta söylenmekte. Şimdi unutmayın Mete arkadaşlar Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan toplulukları ilk kez bir siyasi çatı altında ne yapmıştır? Toplayacak. Peki siz bu siyasi bir çatıyı toplarken de iyi bir teşkilatlanmaya ihtiyacınız var. O yüzden de Mete teşkilatçı bir karakterle ön plana yapmaktadır? Çıkmaktadır. Peki neler yaptı arkadaşlar? Şimdi Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şunu bileceğiz. Birincisi şu. Mete arkadaşlar ilk yapacağı şeylerden bir tanesi Türk tarihinin ilk düzenli neyini kurmuştur? Ordusunu kuracak. Hatta arkadaşlar neyi söyleyeceksiniz? Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi milattan önce 209 olarak ne yapılmakta kabul edilmekte. Yani Mete'nin düzenli orduyu kurmasını baz almıştır. İkinci unsur Unutmuyorsunuz, ikili devlet teşkilatını oluşturacak. Doğu ve Batı diyeceksiniz. Çünkü gök tanrı inancına göre güneş doğudan doğduğu için Türkler için kutsal sayılan yer neresidir dersek doğudur. Doğu'yu kağan yönetirken Batı ise kağan'ın kardeşi Yakbu ne yapmaktadır? Yönetmektedir. Yine devlet işlerinin görüşüldüğü bir sistem olan kurultay sistemini oluşturur. Kurultay arkadaşlar son sözü hükümdar verir. Bir gün Moğol elçisi Mete'nin huzuruna çıkar. Mete canımızı sıkma bize vergi vereceksin. O yüzden vergi vermezsen bunun bedelini savaş olarak ödersin. Hay hay diyor Mete. Ne istersiniz benden? Mete diyor atını bize vereceksin. Mete sesini çıkartmıyor atını veriyor. Daha sonra Moğol elçisi tekrar geliyor. Diyor ki Mete bu sefer diyor kılıcını bize vereceksin. Mete hay hay diyor kılıcını veriyor. Moğol tekrar geliyor. Geldikten sonra da Mete bu sefer hatununu bize vereceksin diyor. Kurultaydakiler nasıl olur bunlar kabul edilebilir şeyler değil falan. Dedikten sonra Mete diyor ki sesinizi çıkartma. Mete hatununu veriyor. Moğol elçisi arkadaşlar bir daha geliyor. Mete bu sefer topraklarını vereceksin diyor. Mete baba hiç insifini bozmuyor. Arkadaşlar ayağa kalkıyor. Kılıcını çekiyor. Ve Moğol elçisini ortadan ikiye bölüyor ve kurultaydakilerine arkadaşlar sadece şunu söyleyecek. Her şeyinizi verebilirsiniz ama bir karış toprağınızı veremezsiniz. Eğer o toprağı verirseniz ne besleyecek atınız, ne demirini örsünü vuracağınız bir kılıcınız, ne seveceğiniz bir hatununuz olur. Yani aslında bu adam arkadaşlar vatan kavramından mı bahsetmiştir? Evet vatan kavramından bahsediyor. Mete Baba İpek yoluna hakim olabilmek için 26 defa Çin'e sefer düzenli. Çin diyor ki yeter. Dur kardeşim. Dur. Tamam diyor Mete. Bak diyor Çinli. Seni diyor ne yapmayacağım? Topraklarını ele geçirmeyeceğim. Ama diyor seni vergiye bağlayacağım. Niye böyle bir şey yapmış? Abi şimdi şöyle düşünün. Hepinizi ben götürsem Çin'e bıraksam. 5 yıl sonra alsam. Ne olur? Zaman içerisinde kaa diye konuşmaya başlarsınız. Yani Çinlilerçisiniz kardeşim. Mete de bunun farkında. Türk toplumunun asimile olmasını istemiyor. O yüzden de Çin'i vergiye bağlamış ama Çin topraklarını kendine bağlamamıştır. Ama Çinler diyor ki Mete diyor ya sen ne kadar kral bir adamsın diyor ya. Gel diyor sen diyor bizim Çinli prensesimizle ne yap? Evlen. Bu adam tabii Çinli prensesle evleniyor. Mete arkadaşlar rivayete göre bazı rivayetlere göre zehirli Çinli prenses tarafından zehirlenip öldürüldüğü söylenir ama bununla ilgili kesin bir bilgiye sahip değiliz. Mete'nin ölümünden sonra arkadaşlar Çin entrikaları daha da çok artmaya başlayacak. Derin çatlaklar vermeye başlıyor ilk Türk devletlerinde. İç ve dış baskılara dayanamayan arkadaşlar Ho Han Bakın farkında mısınız? Çinileşmeye başladı. Hohanyah diyor ki tamam diyor ya ben diyor artık takılmayacağım. Çin hakimiyeti altına girerek arkadaşlar bu durumu halledeceğim diyor. Rahat rahat yaşarız diyor. Bu durum Hun kurultayında sert tartışmaları yol açsa da Hohan lehine Çin hakimiyetini kabullenmeyen Çiçi. Çiçi baba. Çiçi diyor ki Çinlilerin esareti altına gireceğime bu diyardan göçmeyi yeylerim. Hangi Çinli bana zincir vuracakmış şaşarım diyor. Yani milliyetçi bir karaktere bağlayacağız. Yani aslında arkadaşlar Hohan Yeh ile Çiçi arasında taht neyleri başlayacak? Kavgaları başlıyor. Tabii ki bu mücadeleyi arkadaşlar Çinlilerin desteğini arkasına alan Hohan Yeh kazanacak. Ve böylece Hun devleti doğu ve batı olmak üzere kaça ayrılıyor? İkiye ayrılıyor. Aslında dünya tarihini değiştirecek göçler de başlayacak. Ne göçleri? Tabii ki Türk göçleri diyeceksiniz. Peki niye Türkler bulundukları yerlerden bah göç ettiler? Birinci unsurumuz şu arkadaşlar. Birincilerden bir tanesine şunu söyleyeceksiniz. Yine gök girsin, kızıl çıksın, Türkler dünyaya hakim olsun düşüncesi var. Yani cihanı şumul bir devlet. Dünyaya hakim olma inancından bahsedeceğiz. Yine arkadaşlar göçebe yaşam tarzından dolayı yeni meralar yani yeni otlakların bulunma düşüncesi. Yine salgın hastalıkların baş göstermesi, nüfusun artışı, Çin ve Moğol gibi devletlerin baskıları yine Türklerin göç etmesinin temel sebepleri içerisinde ne yapmakta yer almakta diyeceksiniz. Şimdi geldim arkadaşlar Asya Hun Devleti'ni bitirdikten sonra hangi Orta Asya'da kurulan ikinci büyük bir imparatorluğumuz olan birinci Göktürk Devleti'nden bahsedeceğiz. 552-630 yıllarında Orta Asya'ya hüküm sürecek bir imparatorluktan bahsedeceksiniz. Şimdi bir şeyi fark edin. Şimdi Asya Hun Devleti, Türk tarihinin ilk Türk Devleti dedik ama Türk adıyla kurulan bugüne kadar bir Türk Devletimiz var mıydı? Hayır yoktu. O yüzden birinci kök Devleti için şunu söyleyeceğiz. Türk tarihinde Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti olarak ne yapılmaksa bilinmekte. Devletin bilinen ilk kurucusu arkadaşlar kimdir? Bumin Kağan'dır. Şimdi devlet kaça ayrılarak yönetiliyor? İkiye ayrılarak yönetilecek. Doğu ve Batı diyeceksiniz. Batıyı arkadaş, doğu'yu arkadaşlar Bumin Kağan yönetirken Batı ise kardeşi İstemi Yakbu ne yapmıştır yönetecek. Şimdi bunu bilmem gereken bir nokta var. O zaman demek ki arkadaşlar ilk Türk devletlerinde genelde ikili devlet neyini göreceksiniz? Teşkilatını göreceğiz. İkili devlet teşkilatının yanı sıra bir de bilmem gereken bir unsur var. Ya da siz buna boylar birliği federasyonu olarak da ne yapmaktasınız? Bilmektesiniz. Şimdi Bumin Kağan arkadaşlar töres boylarını kendine bağlayacak. Aynı zamanda nüfusun artan ve askeri olarak güçlenen Göktürkler Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra bölgede kurulmuş ve Avar Devleti'ni yıkarak 552 yılında Köktürk Devleti'ni kurmuştur. Şimdi bu süreçte Türklerde genelde göçebe bir yaşam tarzı var ama aynı zamanda sadece göçebe bir yaşam tarzı ve hayvancılıkla uğraşmayacak Türkler. Neyle de uğraşacak dersek şunu söyleyeceksiniz ticarete önem verecekler. Peki hangi ticarete önem verecekler dersek İpek yolu ticaretine ne yapmışlardır? Önem vermişlerdir diyoruz. Peki İpek yoluyla ilgili neler yaptılar dersek? Şimdi şuraya hemen yazacağım. Akun diyeceğim. Sonrasında Sasani diyeceksiniz. Sonrasında da Bizans diyeceğim. Şimdi ilk olarak Sasanilere gidiyorum diyorum ki ya kardeş diyorum. Bak diyorum. Akunlar bizim iş ekmeğimize taş koyuyor. İpek yoluna sıkıntı çıkarıyorlar. Gel işbirliği yapalım, akunları yıkalım. Sasanilerle işbirliği yaparak birinci Göktürk Devleti akunları ortadan kaldırmıştır. Akabinde Sasan ile işim bitmiştir. Sonra Bizans'a gidiyorum fıtı fıtı. Bizans'a diyorum ki kardeş. Bak Sasani bizim işimize sıkıntı çıkarıyor. Gel işbirliği yapalım. Sasanilerle birlikte mücadele edelim. Bizans'ta ilk kez bir Türk devleti işbirliği yapmış ve sahaneleri zayıflamasına sebep olacak. Peki şöyle bir düşün. Hocan sana sınavda soru sordu. Dedi ki Bizans'la diplomatik ilişki kuran ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir dedi. Aklına hemen ver coşkuyu birinci Göktürk devleti diyeceksin. Tabii ki Türkler bazen ders almıyor. Çinlilerin entrikalarına Birinci Göktürk Devleti maruz kalmak zorunda kalacak. Birinci Göktürk Devleti arkadaşlar Çinlilerin parçala böl yok et politikası sonrasında Çin esareti altına girecek. Bu esaret tam tamına 50 yıllık bir süreçle başlıyor. 50. yılın ardından bir kahraman ortaya çıkacak. Kürşat. Kürşat Çinlilerin Türklere zulüm uyguladığını görür ve bir karar verir. Bu kararı 40 erisi yani 40 askeriyle yapacaktır. Amaç Çin sarayını basacak, Çinli prensi dağa kaldırarak Türklerin bağımsızlık fitilini ateşleyecektir. Plan tıkır tıkır işlemektedir. Fakat o gün beklenmedik bir olay gerçekleşir. Bardaktan boşalırcasına kadar yağmur yağar. O dönemde Göktengri'nin onlara kızdığı düşüncesi vardır. Ama ölmek vardır, dönmek yoktur. Kürşat 40 çeyresi birlikte Çin sarayını basmış, Çinli prensi dağa kaldırmak üzereyken 40 çeyresi mücadelenin sonunda şehit olmuştur. Kürşat ama bir an olsun kılıcı elinden düşürmez ama sarı ırmağa kapılıp hayatını kaybeder. Bu olay Türk obalarında dilden dile yayılmaya başlar ve dilden dile yayıldıktan sonra Kutluk Kağan önderliğinde arkadaşlar ikinci Göktürk Devleti kurulacaktır. Ama ikinci Göktürk Devleti kurulmadan önce. Peki sana yine hocan sınavda soru sordu. İki, birinci Göktürk Devleti'nin en parlak dönemini kim yaşattı dersem de aklına arkadaşlar Mukan Kaan olarak ne yapmaktasın bilmektesin diyeceğim. Şimdi Mukan Kaan arkadaşlar sonra kardeşi Taşbar yani Tapo Kağan devletin başına ne yapmıştır? Geçecek. Devletin başına geçen arkadaşlar Tasbar Kağan'ın ölümünden sonra yaşanan taht kavgaları sonrası Göktürk Devlet dedik ki Çinlilerin parçala böl yok et politikasıyla ne yapmıştı? Ortaya kalkmaya başlayacak. Yine İstem Yagbu'dan sonra idare etmeye başlayan Tardu meydana gelen anlaşmazlıklardan yararlanarak 582 yılında Batı Göktürk Devleti'nin bağımsızlığını ne yapmıştır? İlan ediyor. Akabinde Birinci Göktürk Devleti doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı ve daha sonra 630 yılında Çin'e bağlı bir beyliğe dönüştü. Dedik ya bir kahraman çıktı. Kimdi o kahraman? Kürşat ve Kırkçeris. Kürşat ve Kırkçeris'in bu mücadelesi Türk tölelerinde ve Türk obalarında dilden dile yayılmış ve Kutlu Kağan önderliğinde bağımsızlık fitili kazanılmıştır. Artık birinci Köktürk Devleti'nin yerini tarih sahnesinde ikinci Köktürk Devleti alacaktır. Peki ikinci Köktürk Devleti'nin bilinen ilk kurucusu kimdir dersek Kutlu Kağan ya da İlteriş Kağan. Niye peki ben bu adama İlteriş Kağan dedim? Çünkü bu adam bütün Türkleri derledi mi? Bütün Türkleri topladı mı? O yüzden bütün Türkleri derleyip ve topladığı için ben ona İlteriş neyini vereceğim? Ünvanını veriyoruz. Yine tabii ki Kutluk Kağan kendisine ve Türk tarihinde ilk kez bir vezir atar. Peki Türk tarihinin ve tarihin bilinen, Türk tarihin bilinen ilk veziri kim olacaktır? Vezir Tonyukuk olacaktır. Ya da diğer ismini Apatarkan olarak ne yapmaktayım bilmekteyim. Tonyukuk devlet işlerini çok güzel yöneten büyük bir idareciydi. Aynı zamanda ilk tarihçi, ilk edebiyatçı ve ilk siyasetçi olarak da ne yapılmakta bilinmekte. İlteriş Kağan öldükten sonra devletin başına Tapkan Kağan geçecek. Tapkan Kağan arkadaşlar Türk tarihinin en büyük fetihlerinden biri olan Türk boylarını hakimiyet altına almıştır. Ardından Batı Türkistan'a yönelerek Tapkan Kağan 701 yılında demir kapıya kadar ulaştı. Yani Türkler için o hani arkadaşlar e, o dağları eritip tekrardan ortaya çıkan bir unsurdan bahsedeceğiz. Tapkan Kağan'ın sert tutumu ve Çin entrikaları nedeniyle devlete bağlı boylar birer birer isyan etmeye başlayacaklar. Yine bu isyanların birinde Tapkan Kağan'ın öldürülmesi yerine oğlu İnel tahta çıkacak ve sonrasında onun yerine İlteriş'in oğlu Bilge Kağan ve Kültigin geçmiştir. Yani aslında devlet en parlak dönemini yaşayacağı zamana gelecek. Unutmayın devlet en parlak dönemi arkadaşlar Bilge Kağan zamanında ne yapmıştır? Yaşadı diyeceksiniz. Şimdi Bilge Kağan ilk iş olarak devletin başına büyük dert açan boyların isyanlarını bastırarak devlete bağlılığını arttırmıştır. Yine arkadaşlar unutmayın Bilge Kağan'dan sonra devletin başına geçen Kağanların yetersiz olması devletin kısa sürede yıkılmasına sebep olacak. Şimdi unutmayın ikinci Göktürk Devleti Basmil, Karluk ve Uygur gibi boyların birleşmesiyle Köktürk Devleti'ne son verdi. Peki hocam sana yazılı da soru sordu. Göktürklerin genel özellikleri nelerdir dedi. Bak unutma milliyetçi bir karaktere sahiptir. Nereden anlıyorum? Türk adıyla kurulmaları. Aynı zamanda bağımsızlık mücadeleleri vermeleri. Kendi adlarının arkadaşlar bir alfabeleri olmadı. Göktürklerin milliyetçi bir karaktere sahip olduğunun göstergesidir. Devam ettim. Türk tarihinin bilinen ilk alfabesini yapmışlardır. O Nedir bu? Göktürkçe. Ve aynı zamanda Türk tarihinin ilk arkadaşlar yazılı eserini bırakacaklar. Peki bu yazılı eserler kimler adına dikilecek? Vezir, Tonyukuk, daha sonrasında Kültigin ve arkadaşlar Bilge Kağan adına ne yapıldı? Dikildi. Peki Orhun kitabelerinde ne söylemekteydi? Ey Türk balası! Biz ki Çin'in ipeksi kumaşlarına güzel kadınlarına kandık. Kandık ki... Türk töresini yok eyledik. Sen ki Çin'in ipeksi kumaşlarına, güzel kadınlarına kalmayasın. Kalmayasın ki Türk töresini yok eylemeyesin. Ey hakanlar hakanı ulu hakan. Açları doyurasın, çıplakları giydiresin. Giydiresin ki sana kaan desinler. Eğer bunu yapamazsan yüzüne kara çalasın diyecek. Yani burada arkadaşlar Orhan kitabelerinin bir nevi özelliği nutuktur. Yani öğüt verme özelliğine sahiptir. Bir diğer unsurumuz nedir dersek de şundan bahsedeceksiniz. Yine sosyal devlet anlayışının ilk Türk devletlerinde gelişmiş olduğunu ne yapmaktayım? Görmekteyim diyeceksiniz. Bir de unutmayın. Türk tarihinde ilk kez parayı kullanan devlettir. Bak. Parayı kullanmışlar. Parayı yaptılar demeyeceksin parayı bir ticaret arkadaşlar aracı olarak ne yaptı? Kullandı diyor. Geldim Türk tarihinin ilk modern devletlerinden bir tanesi. Uygur devleti. Adı gibi uygar bir devlet. Niye böyle bir şey söyledim? Birazdan nasıl olduğunu anlayacaksınız. Orhun ve Selanga bölgelerinde yaşayan Uygurlar Karluk ve Basmil boylarla birlikte 2. Göktürk Devleti'ne son vermiştir. Orta Asya'da yeni bir ivme kazanacak Uygur Devleti. 744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından merkezi Karabalasagun olan bağımsız Uygur Devleti'ni kurmuştur. Devletin kuruluşundan 3 yıl sonra Kutluk Bilge Kül Kağan ölmüş ve yerine oğlu Moyan Çur geçmiştir. Moyan Çur'un arkadaşlar en önemli özelliklerinden bir tanesi bu dönemin en önemli olayı Çinlilerle Abbasiler arasında gerçekleşen Talas Savaşı'dır. Bu Talas Savaşı'nda Uygurlar kendilerine alfabeyi ne yapmışlar pardon matbaayı ne yaptılar aldılar diyeceğiz. Bu devletin sınırları batıda Sırı Derya yani Seyhun ve Nehir boylarına kadar uzanmıştır. Nitekim de görselinizde arkadaşlar Uygur devletinin sınırlarını ne yapmaktasınız görmektesiniz. Şimdi Moyan Çur zamanında devlet en parlak dönemini yaşayacak. Moyan Çur'dan sonra devletin başına geçen Bögü Han sefere çıkıyor Tibet'e. Yolda geçen turuncu keltoş dedeleri görüyor. Ya diyor ne yapıyorsunuz siz burada keşişler diyor. O da Maniheizm dinini anlatıyorlar. Maniheizm dinini arkadaşlar Bögük Han dinliyor. Hoşuna gidiyor. Geliyor kurultaya diyor ki ya kardeşim ben yeni bir din gördüm. Bu din de maniheizm dinidir. Bak bak şöyle şöyle bir özelliği var. Ne diyorsunuz? Gelin hadi bir farklılık yapalım. Neye geçelim? Maniheizm dinine geçelim. Böylece maniheizm dinini kabul ediyorlar. Maniheizm dinini kabul etmeleri hem Uygurları modernleştirecek hem de zayıflatmaya başlayacak. Peki nasıl modernleştirecek? Şimdi arkadaşlar maniheizm dininin öğretileri var. Nedir peki bu öğretiler? Bir, et yemeyeceksin. Hadi bakalım. Et yemeyeceğiz. E kardeşim et yemeyen adam otomatik olarak ne yer? Tabii ki ot yiyecek. E otu ekme yemeniz için de ekmeniz lazım. Böylece otomatik Uygurlar hangi hayata geçmiştir? Yerleşik hayata geçmeye başlayacaklar. Modernleşmeye başlayacaklar aynı sizin gibi. Yine daha sonrasında diyor ki maniheizm dini savaş yapmayacaksın. Yaptığın her işi günlük resme tutacaksın. Bu felsefe Uygurların hem askeri anlamda zayıflamasına hem de kültürel ve sanat anlamında büyük gelişmeler katletmesine sebep olacak. Ne olacak peki? Türk tarihinin ilk şehirlerini kuracaklar. Ordu Balık, Beş Balık, Karabala, Sagun gibi şehirler. Aynı zamanda arkadaşlar Türk tarihinde önemli bir unsur olacak ve yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olacak. Kendilerine özgü bir alfabe yapacaklar. Uygur alfabesi. Bazen sorularda öğrenciler soruyor. E peki hocam o zaman bunlar yumuşadılar. Savaşçı özelliklerini kaybettilerse milliyetçi karakterlerini de kaybetmişlerdir. Hayır diyorum bak. Paçalarına kadar cahilliği hissetmeyeceksin burada. Bir insanın savaşçı özelliğini kaybetmesi onun milliyetçi karakterini kaybettiği anlamına gelmez. E peki nasıl diyeceksiniz? Mesela bir örnek verelim. Bu adamlar Maniheizm dininin öğretilerini Türkçe'ye çevirmişler. Al sana milliyetçi bir karakter. İlla savaşacaksın diye savaşçı olduğun için çok milliyetçi bir karakteri sahip olduğunu göstermez. Mesela sen savaşmıyorsun dinleyenler. E sen milliyetçi değil misin abi? Böyle bir kavramda söz edemezsin. Aynı zamanda Türk tarihinin ilk kütüphanesini, Türk tarihinin ilk kitap örneklerini kuracaklar ve Türk tarihinin ilk tiyatro örneklerini Uygurlarda görürsünüz. Yani peki bu arkadaşlar ilk tiyatro hangisidir dersek orta oyunu olarak ne yapılmakta bilenme bilinmekte. Yine mimaride arkadaşlar Türk üçgenini dünyaya tanıtmalarının yanı sıra yine arkadaşlar freski kullanıyorlar. Yani yaş alçının üzerine süsleme sanatını ne yapmışlardır kullanmışlardır. Ama bakın farkındaysanız. Artık siz yavaş yavaş savaşçı özelliğinizi ne yapmaya başlamışsınız? Kaybetmeye başlamışsınız. Bu yüzden de Uygurlar yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor ve 840 yılında Kırgızların saldırıları sonrasında Uygur devleti tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Şimdi etkinliğimiz var. Gelin hadi birlikte bunları bir yapalım. Türk adını siyasi anlamda kullanan ilk Türk topluluğu hangisidir ya da devleti dersem aklınız arkadaşlar kim gelecek? Gök Türkler ya da arkadaşlar diğer isminle kök Türklerdi diye bilirsiniz. Geldim Orhun abideleri kimin adına dikilmişti? Hatta bakın şöyle bir görsel çizmek istiyorum size. Tabii becerebilirsek bence beceririz diye düşünüyorum ama yine de bakacağız. Şöyle bir tosbağımız var. Neyin üstüne oturtulmuş? Şimdi Orhun kitabeleri arkadaşlar unutmuyorsunuz bir kaplumbağanın üzerine oturtulmuş. Amaca göre arkadaşlar kaplumbağanın ömrü uzun. O yüzden de devletin ömrü ne ola? Uzun o felsefesi var. Kimler adına peki dikildi? Vezir arkadaşlar Ton Yukuk. Daha sonrasında arkadaşlar Bilge Kaan. Yine geldim arkadaşlar. Kim diyeceksiniz? Kül Tigin adına ne yapıldı? Dikildi. Öğüt verme özelliğine mi sahipti? Evet bir nutuk özelliği var arkadaşlar. Bunu da ne yapmamanız lazım? Unutmayın. Aynı zamanda da unutmayın arkadaşlar. Türk tarihinin ilk yazılı neydir? Eseri olarak ne yapmaktasınız? Bilmektesiniz. Geldim. Birinci Göktürk Devleti'ne en parlak dönemi yaşatan hükümdar kimdir derse aklınıza Mukan Kaan olarak ne yapmaktayım? Bilmekteyim. Ama soruyu değiştirseydim. İkinci Göktürk Devleti diye sana sorsaydım. Bu sefer de aklına kim gelecek? Bilge Kağan olarak ne yapmalısın? Kodlaman gerekiyor. Geldim. Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir? Tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun. Neyi diyeceksin? Devleti diyeceğim. Ya da diğer isminle arkadaşlar Büyük Hun İmparatorluğu'dur. Soruyu değiştirseydim yazılda sana şöyle sorsaydı. Büyük tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Asya Hun devletine en parlak dönemi... Kim yaşatmıştır arkadaşlar derse aklına da kim gelecek? Mete Han olarak ne yapmak Bilmektesin. Aslında ben sana diğer sorunun neyini verdim? Cevabını verdim. Bak diyor ki Türkleri tek bir siyasi çatı altında ilk kez toplayan Türk hükümdarı kimdir diye sorduğunda aklına Mete Han gelecek. Mete aynı zamanda ilk kez arkadaşlar düzenli neyi kurdu? orduyu kurdu. Yine kurultay neyini oluşturdu. Sistemini oluşturdu. İlk kez de vatan kavramından ne yaptı? Bahsetti. Şimdi 2. Göktürk Devleti'nin Türk e, arkadaşlar yazın tarihinde önemli ki yönü nedir arkadaşlar? Unutmuyorsunuz. Şunu söyleyeceksiniz. İlk kitabemiz olan Orhun ne'ni yazacaklar. Kitabesini ne yaptılar? Kitabesini yaptılar. Yine bilmem gereken bir unsur nedir dersek eğer şunu söyleyeceksiniz. Türk ne ile kuruldu? Adıyla kurulan ilk Türk devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte diyeceğim. Şimdi arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.